Holdingler benim bu ara yatırımda en çok tercih ettiğim sektörler oluyor. Sebebi nedir? Bankacılık riskini Sabancı üzerinden mesela daha ucuza alabiliyorsunuz. Sabancı Holding'in NAV'si net aktif değerine göre iskontosu %40'ın üzerine çıktı. Bu ne demek oluyor? Aslında aynı Sabancı'nın altındaki şirketleri %40 daha ucuza alıyorsunuz. Koç Holding'de de bu %20 gibi oldu şimdi. Koç Holding'in iştiraklerine baktığımızda çoğunlukla perakende sektörüne yakın şeyler oluyor. Mesela Otolar, Arçelik. Bunlar biraz daha perakende yakın tarafta olduğu için Koç Holding'in performansı yüksek faiz ortamında Sabancı'ya göre biraz daha geriden gelebilir. Pardon. Sabancı tarafını dinamik tutacak son çeyrekteki şeylerden bir tanesi de Enerjisa üretimin halka arzı olacak. Enerjisa üretimin net aktif değerinin uygulandığı dönemde o büyük bir halka arzı olacağı için Türkiye'nin dışında yapılması planlanıyor ve yabancı ortağı da olduğu için büyük ihtimalle Avrupa'da yapılacak. Avrupa'daki çarpanlarla işlem gördüğü dönemde bize göre yani Türkiye'deki çarpanlarına göre daha yüksek işlem göreceğini varsaydığımızda daha yüksek bir Sabancı için upside yaratacak gibi duruyor. Yabancıların bankacılıktan sonra ikinci tercih holding olacak veya birinci tercih holding olacak. Ben çoğunlukla pozisyonunu almayı böyle dönemlerde Sabancı Holding ve Koç Holding üzerinden yatırım yaparak tercih ediyorum. Diğer holding de Doğan Holding oluyor burada. Büyük holdinglerden. Doğan Holding'in biraz geride kaldığı dönem oldu. Sebebi kasasında 400 milyon doların üzerine bir dolar var. Doların hareket etmediği dönemlerde yatırımcılar tarafından hani bu net parasal zarar gibi değerlenen bir dönem oldu. Şimdi Çinli otomotiv şirketlerin Türkiye'de yatırım yapması ve ÖTV muafiyetinden faydalanması avantajından faydalanacak markalardan bir tanesi de Doğan Holding'in altında olduğundan yani bildiğim kadarıyla MG markasının da şu anda görüşmeleri var. Bu görüşmelerden de olumlu sonuç gelme ihtimali Doğan Holding tarafında biraz cazip kılıyor benim düşüncem olarak. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz yine.